10. sınıf coğrafya konularının ikinci dersinde levha tektoniğinden bahsedeceğiz. İlk bölümde dünyanın oluşumu, büyük patlama ve büyük patlama sonrasında yaşanan süreçte dünyanın katmanlarının ortaya çıkışından bahsetmiştik. Dünyanın katmanlarından çekirdek, manto ve yer kabuğunu konuştuk. Yer kabuğunun iki bölümden oluştuğunu, bunların okyanusal kabuk ve kıtasal kabuk olduğunu, Sial ve Sima olarak adlandırıldıklarını söyledik. Gelelim levha tektoniğine. Levha tektoniği nedir? Kıtalar, kıtaların oluşumu, dağlar, dağların şekillenişi, kıvrım dağları, bunların ortaya çıkması ve özellikle volkanizma, volkanik faaliyetlerinin yeryüzündeki dağılışını levha tektoniği ile biliyoruz, tespit ediyoruz. Peki levha tektoniği nedir? Nasıl ortaya çıktı? Aslında ta eski çağlarda, ilk çağda arkadaşlar, Anaksimenes sanırım, yanlış söylüyor olabilirim ama Anaksimenes zamanında yer kabuğunun aslında parçalardan oluştuğu, bir bütün olmadığı, tek bir yüzey olmadığı, bu parçaların her birinin farklı farklı kıtaları meydana getirdiği ve farklı yönlerde hareket ettiği düşünülüyordu, söyleniyordu. Dediğim gibi Anaksimenes ilk defa bunu dile getirdi. Yüzyıllar boyunca bu konu daha fazla işlenmedi. Çünkü insanoğlu kıtaların yerinden kayabileceğini, hareket edebileceğini, bunun sonucunda dağların ve volkanizmanın ortaya çıkabileceğini telakki edemediler, düşünemediler. Ama ne zaman ki 1908 yılında Alman bilim insanı Alfred Wegener, ki kendisi bir klimatolog olmasına rağmen, dünyanın kıtalarıyla ilgili, daha doğrusu dünya haritasına bakarken bu iklim bilimci şunu fark etti. Neydi o fark ettiği? Özellikle Brezilya'nın doğu kıyılarıyla Afrika'nın batı kıyılarının birbirine mükemmel uyumunu gördü. Ve bu uyumdan yola çıkarak şu düşünceyi geliştirdi. Kesinlikle dedi, bunlar birbirlerine bağlıydı daha önce ve koparak daha sonra ayrıldılar. Bunun için Almanya'dan yola çıkarak büyük bir gezi seferine çıktı ve bu gezi sonucunda özellikle arkadaşlar Brezilya ve Afrika kıyılarından bol miktarda kaya ve fosil örneği toplayarak Almanya'ya geri döndü. Bu gezinin sonucunda elde ettiği bilimsel kanıtlar kendisine şunu gösteriyordu. Bu iki kıta kesinlikle birbirinden kopmuştu. Çünkü her iki taraftaki kayalar, her iki taraftaki fosiller ve dolayısıyla her iki taraftaki, her iki kıtanın kıyılarındaki canlı türleri, geçmişte yaşanmış bazı canlı türleri birbirinin aynısıydı. Bu kesin olarak Wegener'e göre kıtaların kaydığını kanıtlıyordu. Wegener ne yaptı? Hemen bir makale yazdı. O yıllarda kıtaların kayması teorisi diye bir makale yazdı. Ama Wegener hiçbir zaman kabul görmedi. Dünya bilim camiası, özellikle jeoloji camiası Wegener'in iddialarını dalga geçtiler, komik buldular, saçma buldular ve Wegener bu acılar içinde biraz da bozularak, iddia edilen o ki intihar etti. Grönland'da büyük bir kaya çatlağına, buzul çatlağına düşerek hayatını kaybetti. Ama Wegener'in ölümünden yıllar sonra arkadaşlar Fransız bilim insanı Xavier Le Pichon bunu kanıtladı. Gerçekten de kıtalar hiç durmaksızın milyarlarca yıldır kayıyorlardı. Zaman zaman birbirlerine doğru, zaman zaman birbirlerinden uzaklaşacak şekilde kaymaktaydılar. Gerçekten de dünyanın dış yüzeyi yani litosfer yani yer kabuğu birbirinden bağımsız yönlerde hareket edebilen farklı parçalardan meydana gelmekteydi. Yer kabuğunu meydana getiren parçaların her birine levha veya plaka adı veriliyordu. Burası litosferin en üst kısmında yani Sial kısmındaki en az yoğunluğu olan en soğuk bölümündeki en sert ve en hafif kayaların olduğu en dış yüzeydeki parça unsurlarıydı. Dediğim gibi bunlar puzzle'ın parçaları gibi dünyanın dış yüzeyini oluşturuyorlardı. Bunlar peki ne yapıyordu arkadaşlar? Bunlar şunu yapıyordular. Dağların oluşmasına, okyanusların oluşmasına, kıtaların ortaya çıkmasına, volkanik zirvelerin şekillenmesine etkisi olan, özellikle dünyada
sıcak su kaynaklarının ve volkanik arazilerin yayılışına etki eden en önemli kuvvetli levha hareketleri. Şimdi nasıl bir şeydi bu levha hareketleri? Biz bunu içinde bulunduğumuz üçüncü zamanda yaşanan süreçlerden doğru öğrenmeliyiz. Çünkü biz üçüncü zamanda yaşıyoruz. Bizim üzerinde yaşadığımız Türkiye üçüncü zamanda büyük ölçüde oluşmuş bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan insanların, biz gençlerin mutlaka Türkiye'nin üçüncü zamanda oluştuğunu ve oluşumunu gerçekleştiren süreçlerin levha tektoniğiyle, kıta hareketleriyle doğrudan alakalı olduğunu mutlaka bilmeliydik. Üçüncü zamanda ne olmuştu? Arkadaşlar, bundan 200 milyon yıl önce, 200 milyon yıl önce dünya tek bir kıta halindeydi. Bütün kara parçaları birleşip tek bir süper kıta halindeydi. O bitişik tek ve süper kıtanın adı Pangea'ydı. Pangea kıtası zaman içerisinde konveksiyon akımları nedeniyle, hani çekirdekteki çok yüksek sıcaklık nedeniyle magma ısınıp yukarıya yükseliyordu. Yer kabuğuna çarpıp iki yönde bölünüyordu. O bölünen akımlara, yani çekirdekten yükselen magmanın oluşturduğu harekete konveksiyon akımları diyorduk. Konveksiyon akımları sonucunda o ilk kıta, yani Pangea, bölünmeye başladı. Ve Pangea, ben hep derse böyle anlatıyorum, önce ikiye bölündü. Bu Pangea kıtasının ikiye bölünmesiyle üstte Laurasya, altta Gondwana adı verilen iki büyük kıta oluştu. Üstte Laurasya, altta Gondwana. Bunların ortasındaki V harfinin ortasındaki kısımdaysa ilk büyük okyanus, Tethys Okyanusu oluştu. İlk büyük okyanus diyeyim dedim, yanlış söyledim aslında. İlk büyük okyanus Pantalassa. Ama bu okyanus Tethys Okyanusu. Yani Gondwana, Laurasya ve ortalarında Tethys Okyanusu var. Bundan 200 milyon yıl önce. Sonra ne oldu? Sonra arkadaşlar, konveksiyon akımlarının etkisiyle bunlar da parçalanmaya başladılar. Bir sürü kıtasal plaka koptu ve ayrıştı. Ne oldu? İşte Avrasya levhası, Afrika levhası, Arap levhası, Hindistan levhası, Güney Amerika, Kuzey Amerika levhaları, Avustralya levhası, Kokos levhası, Nazca levhası gibi 9 tane büyük levha olmak üzere parçalandılar. Burada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Büyük levhalar kıtalarla aynı isimlerle anılıyor. Örneğin Kuzey Amerika veya Güney Amerika levhaları, Afrika levhası gördüğünüz gibi kıtalarla aynı isimlerle anılıyor. Bunlar zaman zaman farklı yönlerde, zaman zaman birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Şöyle zaman zaman derken aslında bir hareketleri varsa birkaç yüz milyon yıl o yöne doğru sabit gidiyorlar, ama birbirlerine göre bakarsak kimileri ayrılma hareketi yaparken kimileri birleşme hareketi yapıyor. Kıtaların, plakaların, levhaların çarpışması durumunda kıvrım dağları dediğimiz sistemler ortaya çıkıyor. Peki Doğu Hocam, üçüncü zamanda oluşmuş kıvrım dağlarına örnek verir misin? Kesinlikle bunları bileceğiz. Üçüncü zamanda oluşmuş kıvrım dağlarının en güzel örnekleri Türkiye'nin de içinde yer aldığı Alp Himalaya kıvrım dağları üzerinde yer alan Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar. Bunlar güneyden Arabistan ve Afrika levhalarının kuzeydeki Avrasya bloğuna çarpmasıyla oluşmuş dağlardır arkadaşlar. Dünyanın en büyük sıra dağlarından biridir. Üçüncü zamanda oluşmuş. Gene benzer şekilde arkadaşlar, Kuzey Amerika'da Apalaş dağları ikinci zamanda oluşmuş ama üçüncü zamanda yükselmeye devam etmiş. Ant dağları biliyorsunuz, Amerika kıtasında, Güney Amerika'da Ant dağları ve Kayalık dağları dedik, orojenez sonucunda oluşmuş başlıca dağlar. Yine bunun gibi Afrika'da, Avrupa'da, Avustralya'da pek çok yerde levhaların birbirine doğru çarpması sonucunda oluşmuş kıvrım dağları söz konusu.
Peki levhaların zıt yönde hareket etmesi, yani bir yerde kopma olayının olması sonucunda hangi yeryüzü şekilleri oluşuyor? Arkadaşlar bu durumda orada bir okyanus ortaya çıkar. Mesela haritamızdan da hemen bir somut örnek verelim. Haritamızda bakarsanız şöyle bir haritamızın ortasında bir çizgi vardır. Bu çizgi boyunca Brezilya batıya, Afrika doğuya doğru hareket eder. Bu hareketlilik çok yavaş bir harekettir. Tamam, yılda 20 santim gibi bir hareket çok komik, bize çok basit gelebilir ama jeolojik tarih milyonlarca yıldan oluştuğuna göre işte 1 milyon yılda 20 santim, 20 milyon santim gibi bir değer oluşturur ki bu da 200 kilometre gibi bir mesafe eder. Demek ki levha hareketleri inanılmaz yavaş gerçekleşse de jeolojik zaman bizim kullandığımız zamandan tümüyle farklı olduğu için çok büyük değişimlere yol açar. Dediğim gibi levhalar birbirinden zıt yönde ayrışma hareketi yaparlarsa orada oluşan en önemli yeryüzü şekli okyanuslardır. Okyanusların yanı sıra ayrılmaz onların da, yani haritaya çizmiş olduğum Atlas Okyanusu'nun ortasına çizmiş olduğum hat boyunca derin deniz volkanizmasının yaşandığı bir volkanik sırt ortaya çıkar. Derin deniz volkanik sırtı, okyanus altında sürekli faaliyetine devam eden bizim yüzeyde hiç görmediğimiz volkanik yanardağlar oluşur. İşte o Orta Atlas Sırtı adı verilen haritaya çizmiş olduğum yer, sınır, dünyada volkanik faaliyetlerin gece gündüz hiç durmaksızın devam ettiği bir yerdir. Peki kıtasal bir levhayla okyanusal bir yer kabuğu levha çarpışırsa, mesela Avrasya kıtasıyla okyanusal bir kabuk çarpışırsa ne olur? Burada şunu bileceğiz. Kıtasal kabuk, yani Avrasya levhası, Pasifik levhasıyla çarpıştığında Pasifik levhası, Büyük Okyanus levhası daha ağır ve daha yoğun olduğu için Avrasya levhasının altına doğru dalar. Aynen bu ellerimdeki gibi ve Avrasya levhasının altına doğru dalan kısım erimeye başlar. Mantonun içinde eriyen yer kabuğu parçaları yükselerek buradan volkanik faaliyetlerin gerçekleşmesine ve Pasifik Okyanusu'nun, Büyük Okyanusu'nun kenarında Ateş Çemberi adını verdiğimiz volkanik sıra dağların ortaya çıkmasına yol açar. Bu yüzden Ateş Çemberi'nde hangi ülkeler var bilmeliyiz. Ateş Çemberi'nde arkadaşlar Büyük Okyanus'un çevresindeki bütün ülkeler, bizim doğumuza göre sayarsak Endonezya, Japonya, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, Aleut Adaları, Kanada, Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyıları, Orta Amerika ve Meksika, Şili ve Peru ateş çemberinde yer alan başlıca ülkelerdir. Bunun dışında şunu bileceğiz levha hareketlerinde arkadaşlar. Levha hareketlerinin ortaya çıkmasına yol açan temel kuvvet söyledik ama kesinlikle beynimizden çıkarmıyoruz. Konveksiyon akımları. Konveksiyon akımları biz farkında olmasak bile dünya var olduğu günden bu yana sürekli devam ediyor. Hatta şöyle bir iddia var ki dünyanın kaç kere tek ve süper kıpta olduğuna dair jeologlar bir araştırma yapmış ve bugüne kadar demişler ki dünya arkadaşlar 5 kere birleşmiş, 6 kere ayrılmış. Yani 5 kere tek ve süper kıpta kıtaya dönüşmüş, 6 kere ayrılarak yeni kıtalar ortaya çıkmış arkadaşlar. Burada şeyi unutmayacaktık. Şu andaki en büyük levhamız Avrasya. Dünyadaki en çukur nokta Mariana Çukurluğu. Efendim, levhalar konveksiyon akımlarıyla hareket ederler. Levhalar arkadaşlar daha hafif ve daha serttir. Kıtasal kabuğun parçaları olduğu için bunun altında bulunan mantonun üst kısmını oluşturan denizel kabuk
Sima, silisyum ve magnezyum bölümü daha ağır, daha yoğun ve daha elastiktir. Daha plastik özellikler gösterir. Yani siyal, sert kayayken sima daha elastiktir. Çok da şey gibi düşünmeyin bunu. Kıvrılan bir şey gibi düşünmeyin ama daha elastik, daha yumuşaktır. Peki hocam, şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Harita üzerinde gösterilen yerlerden yer kabuğu hangisinde en fazladır? Hangisinde yer kabuğu en azdır? Arkadaşlar, sıra dağların olduğu yerlerde yer kabuğu en fazladır. Örneğin Himalaya dağlarında. Çünkü Himalaya dağlarının olduğu yerde levhalar çarpıştığı için yukarıya doğru hem dağlar yükselmiş hem de mantonun içine doğru dağ kökleri dalmış. Dolayısıyla dağ köklerinin olduğu yerlerde yer kabuğu kalınlığı oldukça fazla. Ama yer kabuğunun en ince olduğu yerler neresi? Okyanus tabanları. Özellikle de derin deniz çukurluklarında litosfer kalınlığı çok azalıyor. Çünkü buralarda kalınlık az olduğu için volkanik faaliyet gece gündüz hiç durmadan devam edebiliyor arkadaşlar. Bunları bildikten sonra yine ödevimizi mutlaka bilelim. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize verdiği kitaplardan bu bölümü okuyoruz. Bu bölümün etkinliklerini mutlaka çözüyoruz. Elimizde bulunan diğer yayınlardaki kitaplardaki etkinlikleri, boşluk doldurmaları, bulmacaları cevaplıyoruz. Sonra Doğu Ateş'in bilimsel yayınlarından çıkan soru bankasının, 10 coğrafya soru bankasının ki muhtemelen bu videolardan bir hafta 10 gün sonra çıkacak. O soru bankasını alıyoruz ve buraya kadar olan bütün soruları çözüyoruz. Sonra arkadaşlar, çözemediğimiz soruları, yanlış yaptığımız soruların cevaplarını buluyoruz. Böylece kafamızda her şeyi pekiştiriyoruz. Başarılar diliyorum yazınızda. Hoşça kalın.